Selamünaleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun, bizler de iyiyiz. Şu an önünüzde gördüğünüz tespihlerin her biri fazlasıyla değerli, fazlasıyla pahalı ve özel tespihler. Her biri nadir toplanmış, eskinin eskisi tespihler. Ve bunları bize sponsor olarak getiren, video çekmemize yardımcı olan Gürkan abimizden Allah razı olsun diyorum. Bir ara sohbet muhabbet ederken kendisi söylemişti. Ya ben o kadar Osmanlı falan aldım ama hani bir video çekelim. Hem senin kanalına iyi gelsin hem de kardeşlerimiz böyle ürünleri görsün, tanısın, bilsin diye. Genellikle ben de YouTube'da izlediğim zamanlarda hani bu kadar üst düzey bir tespih bir arada görmüyorum, onu söyleyeyim. O yüzden sizler de görün diye ben de görüyorum şu an sizlerle beraber. Hem tanıtacağız, hem konuşacağız, hem sohbet edeceğiz. Gürkan abi de bu konuda karşımızda olacak, bize yardımcı olacak. Sizlerden bir ricam var. Beğenip yorum yaparsanız, yapmayacaksınız sonuç olarak biliyorum ama bir en azından ben her videomda da söylemiş olayım. Beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Çünkü her geçen gün gelişiyoruz ve bunlar da siz değerli abilerimiz, kardeşlerimiz sayesinde oluyor. Öncelikle şöyle Faruk Yağmur Osmanlı objeden yapılmış bir ateş kerivarı sizlere tanıtmak istiyorum. Tespih gerçekten çok güzel. Şuralarına imamesine kalem atılmış. Şurada ustanın imzası, 4 tane sistemde habbesi var ama gerçekten rengine aşık oldum. Çekimi deseniz zaten çekimi çok efsane. Gürkan abi, bunun hakkında verebileceğimiz başka bir bilgi var mı? Heykel objeden yapıldı. Heykel objeden. Faruk Usta'yla da konuştum işte. Bir parça objesini gönderecekti. Elindeki tespihi ben bir kere bile çekmedim. Çok sevdiğimiz bir kardeşimden zaten bana geçti. Sen de biliyorsun. Hani bir kere bile çekilmemiş ama kırmızı olacağı belli. Hitamesindeki patinde de belli. Güzel yani. Gözüküyor burada. Çok güzel ya. Az bir şeyden de gözüküyor bak. Hı-hı. Abi çok güzel bir tespih. Allah kaza bela vermesin. Güzel günlerde kullan inşallah. Gürkan abimizi WhatsApp grubumuzdan ya da Instagram adresimizden ya da bazı videolarımızdan tanıyan vardır zaten aranızda. O değerli koleksiyonunun bir parçasını sadece bizlerle açtı, paylaştı. Biz de sizlerle paylaşalım dedik. Şimdi diğer videolardaki tespihleri öyle atamayacağım. Çünkü her biri çok değerli ve çok güzel. Aslında bütün tespihlerim değerli ama şimdi buradakiler biraz daha maneviyatlı. Şimdi hemen buna bakıyoruz. Semih Dinçer, bu da Osmanlıydı. Semih Dinçer ustanın sıfır yapı tespihi. Kaç gram daha bu? 9 gram. Bunu aldığı zamanlarda kafede görmüştük. Hatta WhatsApp grubuna falan da atmıştı. Bunu hiçbir video çekmemiştik biz. Evet. Evet, biz de o zaman size gösterelim dedim. Sıfır yapı bir Osmanlı. Şu an günümüzdeki piyasa fiyatı hayli yüksek. Gram usulü satılıyor ve değerli. Şu an net bir fiyat vermek istemiyorum. Çünkü bunu 3 yıl sonra, 2 yıl sonra izleyen insanlar oluyor. Aynı fiyattan almaya çalışıyor. Bu da bizim canımızı çok yakıyor. Şöyle bir tespih. Semih Dinçer usta işi. Usta işi dediğimde atölye falan değil. Hani şu imzayı görüp de atölye falan sanmayın. Hani bu tarz tespihleri atölyeye vermezler. Atölyede yaptırmazlar. Her biri el yapımı tane tane. Şöyle çekime bak ya. Ben video çekemeyeceğim ki. Harbi diyorum, ben video çekemeyeceğim. Uf. Neyse, biraz daha çekeyim de. Onlar da ses duysun. Seviyor ya bizim izleyenlerimiz tespih sesi duymayı. O kadar güzel tespih ki. 9 gram bir Osmanlı sıfır yapı malzeme. Çok güzel ya. Hemen şunu da şöyle bırakıyorum. Ay, bu pembeye geçmeyi miydik? Abi ben bunun hep ustasını unutuyorum. Numan Çamurdaş. Numan Çamurdaş. Numan Çamurdaş çok zor bulunan renk. Neon pembesi Osmanlı sıkma keri var değil mi abi bu da? Evet. İlk şu hali fotoğraflarda da mevcut. Direkt vişneden tıraşlı. Ustanın hitamedeki yerindeki 17. habbeydi bu. İmzasını attığı yer var ya. Şurası mı? Yok. 17. hafta bu imza yaptık onu. Orada vişne rengini görebilir arkadaşlar. Şöyle. Buraya hiçbir şey vurulmamış. Evet, yani tespih kendini yazıyor burada. Çok eski bir tespih. Çekimi deseniz zaten bu insanı öldürüyor, bayıltıyor ya. Of. Rengine bakın, rengine şöyle. Kolay kolay göremeyeceğiniz, videolarda böyle anlatılamayacak bir tespih. Mezatlarda ya da herhangi bir yerde böyle sadece bir fotoğrafını görürsünüz. Satın aldığınızda da gelecek mi gelmeyecek mi bilmezsiniz. Buradaki videodaki tespihlerin hiçbiri satılık değildir. Bunu da baştan söyleyeyim size. Şuna bak ya. Bu yanlış hatırlamıyorsam 49 gram da o gün. Numan Usta'nın Facebook sayfasında da paylaştığı fotoğrafları var. Yani çekirdek gibi. Çektikçe çekersin. Çok güzeldir. Sen anlattıkça şu an bana hikaye gibi geliyor, uykum geliyor. Şu an tespih o kadar güzel ki, muazzam bir şey ya. Şöyle biraz daha şunu göstereyim. Neyse, şunu kenara kaldırayım. Şöyle koyayım ki onu bir daha göstereceğim.
O benim çok hoşuma gitti. Allah kaza bela vermesin maşallah. Evet abi şimdi buna geliyoruz. Bu Necef. Çok eski bir Necef. Ama Osmanlı falan değil büyük ihtimalle. Osmanlı mı bu da? Çok eski. Ben yani günümüzde Osmanlı diyor ama. Evet. Onu tek çekim yapmak için çok sıkı yapmışsın belli. Evet. Tek çekim olarak kullanıyorum. Şimdi bu Necef ama günümüzde genellikle Osmanlı Necef diyorlar ve Gürkan abi diğer tespitlerini Osmanlı diyebiliyor ama bunu Osmanlı demiyor ama çok eski olduğunu söylüyor. Çekimini görseniz, renklerini falan görseniz hani günümüzdeki Necef'leri unutun derim size. Alacaksanız da eğer böyle bir Necef almanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu çok değer verdiğim bir kardeşimden bana hediye geldi. O bana gönderdiğinde pisi, çamuru, kiri, pası hepsi tespihin üstündeydi. Ben biraz onları temizledim. Büyük ihtimalle imamesi de bu tesbihe ait değil. İmamesi sonradan konulmuş ama püskürüne kadar tabii eski yani. Maşallah. Vallahi maşallah. Yani bunu bırakıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Yasin Yaman ustamızın bir tesbihi. Doğru hatırlıyorsam. Yasin Yaman ustamızın tesbihi. Bu da mı Osmanlıydı abi? Osmanlı zar. Osmanlı zar. Çok eski. Şu hareleri falan çok güzel. Zaten böyle bir 5 dakika senin elinin sıcaklığıyla tesbih iyi pişiyor. Sen onu bir 5 dakika falan bir ara kullandığında öyle bir koku yok yani. Yasin Yaman ustamız da çoğunuz tanır. Rahmetli olduktan sonra tanımaya başladı. Biz daha rahmetli olmadan önce de bir muhabbetimiz vardı kendisiyle. Ve tespihlerin değer bulmuyordu. Çok uygun rakamları piyasada satılıyordu. Onu söyleyeyim. Rahmetli olduktan sonra sadece Osmanlısından bahsetmiyorum. Normal yaptığı bir tesbihin bile fiyatları şu anda 2000 lira 3000 lira bantlarında oynamakta. Ki Osmanlısını siz düşünün. Bu adam şu an hayatta olsaydı belki tesbihi 700-750 lira bir işçiliği olacaktı. Ama şimdi rahmetli olduğu için ya bir insanın değeri genellikle ölündükten sonra biliniyor. Ama niye öyle bir şey oluyor? Keşke o zamanlarda da bilinseydi. İnsanlık olarak, vicdan olarak gerçekten çok yürekli bir adamdı. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Tesbihi de dört dörtlük yapmış. Çok güzel yapmış. Herkesin koleksiyonunda bir tane olmasını isterim. Çünkü günümüzde fazlasıyla tesbih koydu piyasaya. Fazlasıyla tesbih yaptı ve verdi. Emek verdi bu piyasaya. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum Yasin Yaman hakkında. Zaten çoğumuz tanıyor. Tesbihi şöyle bir inceleyelim. Renk süzmesi. Renk süzmesi hareli ama muazzam bir şey ya. Çekimi de çok güzel. Allah ustamızın mekanını gani gani cennet eylesin. Amin. Bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olur inşallah. Şöyle hemen bunu da bırakıyorum. Buna geliyoruz. Bunu zaten aldığını da biliyordum. Şunun püskülü sadece bir farklı bir şey. Püskülü komple kapamasına kadar Osmanlı. Şöyle tokmağından kapamasına kadar Osmanlı gümüş püskül. Yani öyle düşünün. İmamede bir işlem var bu tesbihte. İmamesi daha önce kırılmış. Çok sevdiğim aldığım kardeşim yapmış onu. İstersen hap içlerinde gösterebilirsin. Deliklerin bayağı yemiş. Çok eski bir tesbih. Malzemesi ne ya bunun? Osmanlı sıkma. Yani tıraşlandığı zaman yine sapsarı alabileceğimiz bir malzeme. Bakar mısın ya? Ama bunu tıraşlamak yapamazsın ki zaten. Tam ölçüsü mölçüsü her şeyi bir. Evet, çok güzel maşallah. Baksın maşallah. Ya bu şey için ya o gün keyif yani. Zenne boy diye geçiyor zaten. Zaten pamuk ip dizmişsin. O kadar çok kullanmadığım belli oluyor abi buradan. Evet. Hemen bunu da bırakıyoruz. Hemen şuraya geçiyoruz. Bu ateş miydi abi bu? Osmanlı ateş. Her ebattan var. Bunun da tokmağı Osmanlı. Evet. Gümüş püskülünü sonradan yaptırmışlar ama şu tokmak. Tokmağı genellikle günümüzde çok fazla arayan var ve bana soruyorlar. Nereden ulaşırım diye sorduklarınızda bilmiyorum. Ben de bilmiyorum nereden ulaşacağınızı. Osmanlı ateş keri var şöyle. Bunun da çekimi muazzam. Bilmem kaç tane kat ipe geçirmişler. Delikleri muazzam ya. Bir 5 dakikada buradayız arkadaşlar. Siz takılın bir çay kahve hani bir şeyler alın gelin. Bir 5 dakika daha bunu çekeceğim. Çok güzel ya. Yani bu tesbihle ilgili bir şey var o gün. Bunu ben Bahadır Kılıç Usta'yla da konuşmuştum. Hani nasip olursa bir tıraşlatalım diye bir niyetim vardı. İçinden ispitto pembe rengi çıkabilir dedim. Fotoğraflarını attım. Yani o bildiğimiz senin meşhur Osmanlı ateşindeki gibi bir renk alamayabiliriz. Yani ispirto çıkarsa çok muazzam bir şey olur dedi ama imame altındaki mühürü de arkadaşlara göster istiyorsan. Orada da sarı veriyor mesela. İmamesi farklı olma şansı var mı? Yok. O zaman tek parça. İspirto çıkınca biraz daha değer olarak yukarı çıkıyor. Artıyor bunun değeri. Ama tıraşlanmaz yani. Yok ya çok güzel çekim var. Yani tıraşlattı mı biraz da happe kaybı oluyor. Hani happeler yamuk falan olsa tıraşlatırsın anlarım. Hak da veririm ama happeler o kadar güzel ki mesela şu neon pembeyi tıraşlatmanızda sonsuza kalarak veriyorum. Çünkü happeler yamuktu.
bu şu an daha güzel oldu ve daha iştahlı oldu. Ama bunda boş yere gram kaybetmeye gerek yok. Kesinlikle. Bu neydi ya? O İngiliz kolye. 1947 ya ait de bir belgesi vardı bu tespihin. Bu 32 HP. Tespih şu an çektiğin yerler 31. Dizili sistemde artı biri var. Totalde 32 HP. Ama çekime bak malzeme. Yani buğulamur. Ne olarak geçiyor abi malzemesi? Buğulamur, Osmanlı sıkma. Osmanlı sıkma. Mesela bunu tıraşlasak. Tabii. Sarı. Aynı semiyosu. Peki kaç yılının belgesi var demiştin abi sen bunu? 1947 olması. O zaman nasıl Osmanlı diyeceğiz bunu? Bilmiyorum işte. Yani ya piyasada Osmanlı diyorlar. Yani 1947'de bunların yapıldığını artık vişneye dönmüş. O haldeyken bir belgeleri var. Tabii bunun vişneye dönmesi böyle 6 ayda 1 senede olacak bir şey değil. Tamam daha şimdi. Eskiden döküldüğünde. O zaman biz buna Osmanlı demeyelim, piyasa Osmanlı diyor diye diyelim. Çünkü piyasada çok Osmanlı diye satılan ürünler bunlar. Şuna bakar mısın? Bu elindeki Osmanlı sıkma mı? Bu. Tabii. Onun imanı altında gösterebilirsin. Işıkla vurabiliriz. Bu buhulu hamurdur. Yani bu tıraşlandığında aynı bunun gibi olacaktır. Bunu da tıraşlatılmaz ki ya. Aslında lezzetli burada. Ali'ye kalacak olan şeyler yani. Ali artık ne yaparsa. Lezzeti bile burada zaten. Bunu da bırakıyorum hemen. Bu ateş miydi abi? Evet, o ateş. Boy maskot. Yine parmak. Pamuk ipize mi dizilmiş? Bu çok güzel. Ama biraz yamuk olmasına rağmen yani bir tespih yeni bir malzeme yamuk olsa az bir şey çekilmez. Ele batar, sıkıntı olur. Şunun güzelliğine bakın ya. Çekerken bile artık nasıl meme yaptıysa. Onun imamı altını ve hapbeleri de gösterebilirsin. Hemen göstereyim. Çok güzeldir. Gerçekten muazzam bir şey ya. Çok güzel. Maşallah. Hemen bunu da bırakıyoruz. Şunu alıyorum. Bunu alıyorum. Vay, bu Uğur Duran. Neydi abi malzemesi? Miskevi. Miskevi. Şöyle de bir yedek parça bırakmışlar. Evet, o bu da imamesi için falan hani kırılır diye. Kaç grama? Bunun gramı önemi oluyor mu? Yani grama geliyor mu yani bu? Grama geldiğini bilmiyorum ama yani gram olarak 8,5 gram falan. Yani gram usulü mü satılıyor yoksa tespih halinde mi hani? Yani miskeviler tabii ki onlar da gram usulü satılıyor ama Osmanlı kadar grama girecek bir tespih değil yani. Sıkmalar kadar. Ama çok güzel ya maşallah. Rengi zaten şu an yani yapılan sarı renkleri falan filan unutun yani ya. Şu rengi yakından görme şansımız olsa yani o bildiğiniz bu yeni yapılan sarı malzemeleri falan filan unutun. Miskevi olduğu direkt kendini belli ediyor. Ben bir miskeviyim diye cayır cayır bağırıyor. Çekimi, hareleri, her şeyi çok güzel. Tabii bunu bir kere renk aldıracaksın. Daha bunu asla tıraşlatmayacaksın. Çünkü habbeleri falan normal düzgün bir şekilde sahip çıkacaksın. Ve bu tespihlerin çoğu da yatırımlık. Her geçen gün fiyatı değerleniyor. Piyasayı takip ederseniz görürsünüz. Şu an bir zar kerivara geçtik. Ne zardı bu? Yemen zardı galiba. Osmanlı Yemen zar. Eşref Bülbül usta işi olan bir ürün. İnanmayan var ise de ekran fotoğrafı alıp Eşref usta ile görüşebilir. Çok kaliteli bir malzeme. Çok kıyım ve çok güzel bir malzeme. Uf, rengi çok hoşuma gidiyor ya. Bak çekimine bir şey demiyorum. Çekimi kötü diyelim. Nazar değmesin. Kötü ya. Yok. Çekimi çok kötü. Yok. Video bitsin ya. Çekimi çok kötü. Şunu bir elimden al abi de. Yoksa ben bu işi yapamayacağım. Muazzam bir üründe daha karşınızdayız şöyle. Yani gerçekten çok güzel ya. Ellerim titremeye başladı. Çekimi, hassasiyeti, dokusu. İkiz zardan yapılan bir tespih. İki tane zardan. Evet. İkiz zar. İkiz zar. Evet. Yani hiçbir renk ayrımı falan da yoktur. Çok Eşref Usta'dan fotoğraflı teyitleri her şey mevcut. Maşallah. Allah kaza bela vermesin. Son olarak şöyle bir Faruk Yağmur'a geçiyoruz. Bunun hatta çok güzel anısı vardı. İmamesi kırıldı ama imamesinin altını düzlemişler. Sanki oturtma imame gibi olmuş. Bu da ince bir boy böyle. Çok güzel çekimleri var ya. Bunların rengi şu Faruk Yağmur'un ikisinin rengi beni çok etkiledi. Şuna tekrar geleceğim onu anlatacağım. Ay kötü ya pislik. Çık. Git bura. Tekrar buna geldik. Bunu özel bir anda vermek istiyorum. Çünkü bunun hem rengi, hem çekimi, hem hamuru, hem ustası, hem kendi her şeyi çok güzel ya. Şöyle bir 5 dakika boyunca bunu çeksek, YouTube'da paylaşsak, bir de şey yapsak hani telefon çaldırma modu falan. Of. Neyse ya, kalsın. Şöyle iki tane Osmanlı ağızlığa geçeceğiz. Şöyle ağızlık. Özel bir kutusu var. Kutusu sadece çok eski ya. Şöyle.
Dördüncü silimdi değil mi bu şey? Yani değil pardon o şeydi. O diğer dördüncü silim içmişti bununla değil mi? Sigara. O şeydi pardon. O diğer YouTube kanalıydı başka birinin. Pardon pardon o şeydi. Diğer YouTube kanallarıydı. Bizde öyle bir şey yoktu. Maşallah ya şöyle bir gösterelim. Tekrar hiç saygısızlık olmasın. Şöyle koyalım. Bunu da şöyle kapatalım. Bırakalım. Aynı hızla şunu da gösterelim. Son olarak bu sefer de objelere geçtik. Bunlardan tespih çıkmaz. Yok. Bunlardan tespih çıkmaz ama dekor olarak da aksesuar olarak da çok güzel. Şöyle Monşer Murat Tokay usta işi güzel bir bileklik var. Osmanlı habbeden yapılma. Tekrardan Gürkan abiyle oturduğumuzda Murat abi de gelmişti. O zaman Murat abiden satın almıştı bunu. O gündür bugündür bileğinden çıkarmıyor. Biraz da yalancılık var Gürkan abide. Yok hanıma hediye alacağım, yok şöyle hediye alacağım diye aldı. Kolundan çıkartamıyor. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Aşık oldu tespihe. Şimdi şurada iki tane daha Osmanlı habbe var. Şöyle bir habbe. Çok da güzel. Bunları mesela topluyorlar piyasada genellikle. Şimdi şunu da yüzlük için bırakmışlar. Gürkan abiye vermişler yüzlük yapması için ilerleyen zamanda. Şöyle netleşsin. Yüzlük yapmak için ama bunu da alıp bunları da alıp mesela şu tarzlarda ürünlerden 5-6 tane toplayıp da böyle şu tarz bir tespih yaptırıyorlar. Hafiften bir renkli tuhaf oluyor ama yani bir tespih çıkartıyorlar genellikle. Mesela adam şunun gibi topluyor böyle 20 tane falan abuk subuk habbeleri gidiyor bir üstüne tespih yaptırıyor. Tek parça falan diye satmıştı oluyor. O da diğer YouTube kanallarında bende değil. Ben genellikle satamıyorum çünkü niye satamıyorum param yok. Şöyle iki tane daha. Bunu hatta bir ara Gürkan abi ekran fotoğrafı yapmıştı. Telefonunun ekran fotoğrafı yapmıştı şöyle. Şu tarafı tıraşlatmış. Bu taraf tıraşlanmamış. Gerçekten muazzam bir malzeme daha. Bunu aslında bileklik yapıp saklayacaksın abi. Çok güzel olmuş. Abi şimdi ben bu videoyu izleyen herkes adına, kendim adına sana sonsuz teşekkürleri borç biliyorum. Bize böyle güzel bir imkan sunduğun için senden Allah razı olsun diyorum. Demek istediğim bir şey var mı? Var. Senin, ben daha önce bizim grupta da sana söz vermiştim. Hem YouTube kanalında hem WhatsApp'ta. Dilersen bu videoya belli bir like ve yorum gelirse ben şu tesbihimi, yani imamesi gerçi gene şey olur ama şöyle gösterebilirsin. O gün sen göster. İmamesini hani şey yapabilir arkadaşlar. Oturtma gibi aynı zamanda kullanılıyor. Bir şey yok ama ben sen burada bir sayı ver. O yoruma ve o izlenmeye ulaşırsa aralarından bir çekilişle bu tespihi izleyen arkadaşlara, yorum yapan arkadaşlara, abone olan arkadaşlardan birine hediye etmek istiyorum. Hediye etmek. Şimdi o zaman bakalım bu videoyu bir şimdi sonuna kadar izleyen olacak mı? Şimdi bu videoyu 1000 kişi, 2000 kişi izliyor. Şimdi bu çekiliş mevzusunun sonunda duyan olacak mı? Bunu merak ediyorum. Şimdi adamlar 5 dakikasını izliyor, yorum yapıp geçiyor. Çekiliş muhabbetini ilk başlarda söylediğimiz için çok kazanıyorlar. Bakalım şimdi aralarından bir çekiliş yaptığımızda kim kazanacak ya da kim ne kadar bir destek verecek? Alta kim çekiliş var diye yazacak görelim. Faruk Yağmur'un Osmanlı Ateş objesini çekilişe sunalım. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Ben sizin adınıza Sayın Gürkan abiye teşekkür ettim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.